travmada bir şok evresi yaşanır zaten ve bu şok evresi biraz uzun da sürebilir. Yani kişi konuşmak istemez, iletişim kurmak istemez, içine kapanabilir. Bazı kişilerde ise travma sonrası bu semptomların hiçbirini yaşamayıp daha sonradan bu belirtileri ortaya çıkartabilir. Merhaba, Plum TV'nin bugünkü konusu depremin psikolojimiz üzerindeki etkileri. Uzmanlarımız sevgili psikiyatrist doktor Demet Zihni Çamur ve sevgili psikiyatrist doktor Gülşah Meral Özgür. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Özlem. Nasılsınız demeyeceğim. Konuştuk daha önce. İyi diyelim, iyi olalım, iyi olmaya çalışıyoruz. Deprem Ege Denizi'nde Cuma günü oldu. Bugün Pazartesi günü, yani 30 Ekim günü oldu. Biz bu çekimi 2 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleştiriyoruz. Şimdi direkt girişi uzatmadan konuya girmek istiyorum. Deprem çok travmatik bir şey. Ülkemizde çok yaşanıyor. Bugün bir haber okudum. Bir tek onu söylemek istiyorum. 2020 senesinde dünyanın birçok yerinde 6,5 ve üzerinde deprem olmuş. Ancak maalesef en fazla ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş. Çok acı bir gerçek gerçekten. Yani zaten travmatik bir coğrafyadayız her açıdan, hem psikolojik hem sosyolojik hem fiziksel olarak. Dediğim gibi ben öncelikle sözü konuştuğumuz üzere Demet'e vermek istiyorum. Gülşah, önce öyle anlaşmıştık değil mi? Girizgahı hani bu deprem psikolojisi Demet yapsın. Sonra zaten akışa göre ilerliyor oluruz. Yani öncelikle hepimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hani gerçekten zor zamanlar yaşıyoruz. Zaten var olan bir travmatik sürecimiz vardı. Pandemiyle uğraşıyorduk. Ekonomik kriz derken bu depremde yaşanılanlar bir travma. Artı bu bizim biraz saklı kaldığımız travmalarımızı da şey yaptı. Çünkü biliyoruz ki İstanbul'da da büyük bir depremi bekliyoruz. İstanbul buna ne kadar hazır derken gerçekten hepimiz için, Türkiye için zorlu bir süreç oldu. Çok da güzel oldu bu konu. İyi ki de bu konuyu konuşuyoruz diyorum. Hani çünkü gerçekten ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum insanlar açısından da, bilgilendirilmesi açısından da. İlk önce bir, yani deprem ne? Yani depremi çok iyi biliyoruz ki yer aldığı coğrafyada oluşturduğu yapısal yıkım var. Çok ciddi bir yapısal yıkıma sebep oluyor. Bununla birlikte de insanların yaşamını da derinden etkiliyor. Psikolojik ciddi zedelenmelere sebep oluyor. Deprem ani gelen bir doğal afet. Yani bütün doğal afetler ani. Ama mesela işte yangın kontrol edilebilir bir yanı varken depremin kontrol edebildiğimiz bir yanı yok. Kontrol edilemiyor, belirsiz. Şiddetini bilmiyoruz. Nelere sebep olabileceğini bilmiyoruz. Yıkımını bilemiyoruz. Bu yüzden depremin en önemli özelliklerinden birisi de bu belirsizliği. Bir taraftan da çok geniş bir alanı etkiliyor. Yani işte bir travmatik bir, yani bir yangın da bir travma oluşturabiliyor kişide, ama yangın daha bir alanı etkileyebilirken deprem geniş bir alanı da etkiliyor. Yani İzmir sallandı ama İstanbul'da biz de sallandık. Ya da civar illerde birçok yerlerde hani kişiler bunu hissedebildi. İşte deprem hepimizi bir travma oluşturdu diyoruz. Peki travma nedir? Yani travma bireylerin yaşamında önemli değişiklikler meydana getiren, yaşamsal bütünlüğü bozan tüm olayları aslında biz travma diyoruz. Nedir travmanın sebepleri? En başta gelenler işte doğal afetler, depremin de içinde olduğu gibi. İşte bu tsunamiler bu gruba girebilir. Savaşlar, yani savaşlar ciddi travma sebepleri. İşkence, taciz, şiddet, hastalıklar. Kişinin ansızın öğrendiği, kendinin ya da yakınlarının maruz kaldığı hastalık. Bunlar travmaya sebep oluyor. Yine bir kayıp, yani yakın kaybı. Kişinin sevdiği insanları ani bir şekilde kaybetmesi. Bunların hepsi travmaya sebep oluyor. Peki kişiler travmaya ne şekilde maruz kalıyorlar? Yani sadece kendileri yaşadıkları zaman mı biz buna kişi travma yaşadı diyoruz? Evet, başta kendilerinin de yaşaması. Kendilerinin yaşaması bir travma oluşturuyor. Ama sadece yaşamaları değil, olayı yaşayan kişileri tanıyor olmaları, bu kişilere yardım ediyor olmaları, bu süreci görüyor olmaları ya da yakın ilişki kurduğu çevredeki diğer kişilerin
başına böyle bir şey geldiğini öğrenmeleri de kişide travma oluşturabiliyor. Ruhsal travma nedir peki? Yani evet, travma diyoruz. Bir de ruhsal travma diyoruz. Hani ruhsal travma nedir? Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, bakın bu çaresizlik, buradaki çaresizlik duygusu çok çok önemli. Çoğu kez beklenmedik ve olağan dışı olayların yol açtığı etkilere diyoruz biz ruhsal travma. Şimdi günlük hayatımızda, insan hayatında üzücü, dehşet yaratıcı birçok olay yaşayabiliyoruz ama bütün bunlar ruhsal travma oluşturuyor mu hayatımızda? Hayır. Ruhsal travmanın oluşması için iki önemli şey var. Bunlardan birisi kişide çaresizlik hissinin yaşatması. İşte deprem oluyor, çaresiziz, kontrol edemiyoruz, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Nasıl başladı, ne zaman bitecek? Şiddeti artıyor, nereye kadar artacak, ne zaman azalacak? Bunları hiç bilemiyoruz işte. Bu çaresizlik hissinin kişinin çok derinden yaşıyor olması ruhsal travma geliştirmesinin en önemli nedenlerinden birisi. Diğeri de kişinin kendini ya da yakınının ölüm veya yaralanma tehlikesi içinde oluyor olması ruhsal travmaya sebeplerden birisi. Diğer ikinci durum ise ruhsal travma sonrası görülen travma sonrası stres bozukluğu. Nedir travma sonrası stres bozukluğunun belirtileri? Genelde kişiler bir travma yaşadıktan sonra, travma sonrası stres bozukluğu geliştirdiklerinde en çok şikayet ettikleri semptomlardan birisi uykusuzluktur. Uykusuzluğa genelde uyudukları zaman eşlik eden kabuslar eşlik eder. Bu kabuslar özellikle yaşadıkları travmanın içeriğiyle de ilgili olabilir. Gün içinde flash beklediğimiz travma anını sık sık yaşama ile kişiler çok ciddi kliniklerimize başvurabiliyorlar. Yani gözümü kapatıyorum, travma anını yaşıyorum, bir yere bakıyorum, o sürekli gözümün önüne geliyor, duvara bakıyorum, gözümün önüne geliyor, ya da o travmayı yaşadığı yerden oradan geçiyorum, yine o olayı tekrar yaşıyormuş gibi hissediyorum diye ifade ederler. Olayı kişi sık sık hatırlar ve sanki olayın içindeymiş gibi bu olayı tekrardan yaşantılayabilir. Dolayısıyla da hep böyle bir diken üstündedir. Tekrar bu olayı yaşayacakmış gibi hissedecek miyim diye daha bir irritable, daha sinirli, en küçük uyaranlara karşı daha algılarının açık olduğu bir durumdadır. Gelecekle ilgili mesela plan yapamazlar. Yani çünkü gelecek onlar için ne olacağını bilemezler, belirleyemezler. O belirsizlik duygusuyla da baş edemezler. Bazen kendilerine etrafa yabancılaşma duyguları yaşayabilirler. Burada şeyden çok bahsetmek istiyorum. Genelde bu travma sonrası stres belirtilerinin en uzun süren belirtisi sinirlilik ya da irritabilite olabiliyor. Yani mesela polikliniğe geliyor hastalarımız bazen. İşte sinirliliğim var. İşte sorguluyoruz. Şu an için DSM kriterlerine sokabileceğim herhangi bir mevcut hastalığı yok. Ama çok sinirliyim. Çok her şeye sinirleniyorum. Tahammül edemiyorum diyor. Böyle durumlarda atletan travma mutlaka sorgulanmalı. Çünkü diğer semptomların hepsi geçiyor, kişi bunları unutuyor. Ama travmanın en uzun süren semptomu irritabilite ya da olaylara çok çok kızabilme, sinirlenebilme devam edebiliyor. Demet, tam yeri geldiği için bir şey sormak istiyorum tabii, sana. Tabii. Sözünü kesmek gibi algılamazsan lütfen. Bu uykusuzlukla birebir bağlantılı mı, yoksa uykusunu alsa bile biri sinirli olabiliyor mu bu dönemde? Bu şeyle alakalı, uykuyla çok alakalı değil. Artık belli bir süre sonra. Evet. Peki mesela sentral sinir sistemi daha ajite bir durumda oluyor. Dolayısıyla tahammülsüzlüğü de çok daha fazla oluyor. Bu mesela bana bir süre, hani ne zaman başlar bunlar ve ne kadar sürebilir bir travmadan sonra? Tahmini. Travma sonrası bu belirtiler genelde 4 ila 5 hafta kadar sürüp sonra azalma eğiliminde olabilir. Fakat bazı kişilerde bu tamam devam edebilir. Senelerce devam edebilir. Senelerce bazı devam edebilir. Bazı kişilerde ise travma sonrası bu semptomların hiçbirini yaşamayıp daha sonradan bu belirtileri ortaya çıkartabilir. Daha sonra tetikliyor yani. Kesinlikle. Genelde tetikleyici bir olay olur mu daha sonra ortaya çıkmasında, yoksa durup travmayı tetikletecek bir olayın var oluyor olması bu süreci daha hızlandırır.
Veya belki başka bir çaresizlik onu hatırlatabilir gibi düşündüm. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela evet. Bu travma sonrası stres bozukluğu daha çok hani yazına, literatüre ya da DSM'ye ne zaman girdi? Veya Birinci Dünya Savaşı sonrası özellikle bu Vietnam gazileri üzerinde yapılan çalışmalarda isimlenilerek bununla ilgili acaba böyle bir durum mu var dedim. Hani travma sonrası stres bozukluğu tanısı bu zaman konulmaya başlandı. Ve mesela takip edilen, hala daha değerlendirilen bu Vietnam Savaşı gazilerinin yaklaşık yanılmıyorsam bir yerde okumuştum. %30'unda hala daha travma sonrası stres bozukluğu semptomları devam ediyor. Yüksek bir oran %30'da, çok. Evet, çok yüksek bir oran. Lütfen devam et. Eğer sözün nerede kaldığını hatırlayabiliyorsan tabii. Ben yeri geldiği için orada sormak istedim sana. Travma sonrası stres bozukluğunda yaşanılan bu semptomları kişiler bazen bu travmaya bağlayamayabiliyorlar. İşte uykusuzluğunu bağlayamıyor. Bu irkilme, sinirlenme hali, o irritabilitesini travmaya bağlamıyor. Dolayısıyla bir ruh sağlığı uzmanına başvurmayıp self medikasyonla alkol madde kullanımını artırabiliyorlar. Bu çok önemli bu süreçte. Yani her önerim travma yaşayan kişilerin ilk önce bir ruh sağlığı uzmanına danışmaları yönünde. Çünkü çok ciddi şey de görüyoruz, sıklıkta görüyoruz. Yani alkol madde kullanımının öncesinde ciddi yoğun travma yaşamış kişilerin özellikle self medikasyon amaçlı alkol maddeye yoğunlaşmasını görüyoruz. Bir de ruhsal yani depresyon, anksiyete bozukluğu gibi birçok ruhsal hastalıkta da geliştirebiliyorlar bu kişiler. Buradan Gülşah'a verebiliriz sözü. Gülşah bence hani ben daha bir teorik anlattım ama Gülşah maalesef ki pratiğini de yaşadı. Bilmiyorum onun söyleyeceklerinin daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler Demet. Gülşah. Ben de önce sözü hepimize tekrar geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Hakikaten deprem her seferinde, ben de 99 depreminde Gölcük Değirmendere'de bunu deneyimlemiş bir insan olarak hepimiz için tetikleyici bir şey. Demet'in de dediği gibi İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor olması sürekli bir aslında diken üstünde olmayı da beraberinde getiriyor. Ama burada travmayı algılayabilmek için önce onun bir tanımını yapmak lazım. Demet çok güzel yaptı ama ben bir de bir EMDR terapisti olmanın getirdiği onu biraz daha bu duyu kanallarından nasıl depoluyoruz ve sonrasında nasıl tetikleniyoruz anlatmak istiyorum. Çünkü travma aslında bilinç seviyesinde yaşanan bir şey ve beyin orada onu tehlikede hissettiren durumla ilgili bütün detayları algısıyla toplamaya çalışıyor. Yani ses, koku, görüntü, tat ve beden duyumu dediğimiz beş duyu kanalından ne varsa o durumu, o tehlikeli durumu ona çağrıştıracak bütün verileri almaya çalışıyor. Burada amaç ne? Yine benzer bir veri alacağı durumla karşılaşırsa, yine bak tehlikedesin. Sinyalini kişiye yeniden hissettirebilmek. O yüzden şöyle bir şuraya travmatik anı dersek, her bir duyu kanalı bizim tekrar o travmatik anıya ulaşmamızı sağlayabiliyor. Yani işte diyelim ki panik atak yaşamış biri, onun için o bir travma. Metroda yaşamış ve metro nasıl bir yer? Görüntüsüyle, kokusuyla, orada duyduğu seslerle onu bağlantılıyor. Sonra bazen panik atak hastası geliyor, diyor ki hocam ben durup dururken yine atak geçirdim. O diyorum durup dururken değildir, ne oldu, neredeydin, anlat. İşte diyor ki hastaneye gitmiştim, doktor röntgen istedi, radyolojiye indim. Zaten indim dedi, nerede radyoloji? Genelde hastanelerin alt katında olur ki güneş ışığı görmemesi lazım. Buradan bir görüntü ortaklaşa. Başka ne var? Rutubetli ve kokusuyla, belki yine tekrar görüntüsüyle aynı ortamı ona çağrıştıran bir şey. Yani önce bilinç düzeyinde bir travma yaşıyoruz biz. Bu şekilde depolanıyor bizim hafızamızda. Sonrasında artık bilinç düzeyinde düşünmemize gerek kalmadan refleksif olarak diyor tehlikede olduğunu ona hissettirmem lazım. Ve bunu bizim alarm sistemi dediğimiz sempatik sinir sistemi üzerinden yapıyor. Ne yapıyor? Tehlikede olduğunu ona fiziksel olarak hissettiriyor. İşte kalp atışı hızlanıyor,
göğsü daralmaya başlıyor çünkü hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlıyor gibi. Bütün o sistem tetikleniyor. Biz bunu ta ki ne zamana kadar yaşıyor oluyoruz? Zihnimiz aslında o tehlikenin geçtiğini ikna olana kadar. Şimdi ben aynı zamanda eski bir askeri hekim olduğum için posttravmatik stres bozukluğunu çok fazla görüyorduk. Orada da diyelim ki mayına yanında basmış bir arkadaşını kaybetmiş bir askerin işte yolda giderken bir araba tekerinin patlama sesine kendini yere atıp işte hemen bir siper aldığı bir reaksiyon ortaya çıkabiliyordu. O an onu düşünmüyor. Ben şu an saklanmalıyım, bomba patlıyor diye düşünmesine gerek yok. Çünkü vücut refleksif olarak böyle bir tepki oluşmasına yol açıyor. Travma aynen böyle tetiklenebiliyor. Yani sadece bazen bir ses, bazen bir kokuyla bile yine o travmatik anılar canlanabiliyor. Ve deprem söz konusu olduğunda bu benim için işte 99 depreminde lise 1'in yazında kaç yaşında oluyorum? 16 yaşlarımdayken yaşadığım bir deneyim. En acı olanı ben şimdi geriye dönüp baktığımda şunu düşünüyorum. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ama o yaşıma kadar depremle ilgili neredeyse hiçbir şey duymamış olmam. Yani ne önlem almakla ilgili, ne işte binada yapıya dikkat etmekle ilgili, deprem anında yapılacaklar ve sonrasında belki yapılması gerekenlerle ilgili hiçbir bilgim olduğunu hatırlamıyorum. Ve gece zaten 3'te yakalayan bir şey olduğu için herkes uyku sersemi, çok ciddi bir sarsıntı. Yani bir odanın bir duvarından bir duvarına savuracak kadar kuvvetli bir sarsıntıdan bahsediyoruz. Yani 7.4. İzmir'deki de çok şiddetli görüntüleri izlemişsinizdir. Zaten gerçekten çok yine de sarsıcı. Ama bunun belki bir 10 kat fazlasını düşünmek gerekiyor. Oradaki Gölcük'teki sarsıntıyı anlayabilmek için. Ne oldu bittiği anda, bir dakika şimdi ne olduk biz? Şok. Yani travmada bir şok evresi yaşanır zaten ve bu şok evresi biraz uzun da sürebilir. Yani kişi konuşmak istemez, iletişim kurmak istemez, içine kapanabilir. Bizde ben biraz böyle hani o cehalet mi diyeyim artık, yani konuyla ilgili hiçbir bilgi olmadı. Ne yaşadığımızı da bilmiyoruz çünkü deprem yaşadığımızı bilmiyorduk o anda. Yani sarsıntı geçti, evdeki herkes sağlıklı mı diye bakıldı. Sonrasında merdivenler sağlam mı deyip orada da babam uyarmıştı. Hani merdivenler şey yapabilir, çökebilir, dikkatli olun, hızlı hızlı inmeyin, yavaş yavaş diye. Ve indik. İndiğimizde zaten orası bir kıyamet provası gibi. Nasıl? İşte karşıda arkadaşlarımın oturduğu apartman, işte ilk iki katı çökmüş. Onlar dördüncü kattaydı, ikinci kata düşmüşler. Kardeşlerini işte çarşafla bağlayıp sarkıttığı babaları biz aldık. Ağlayanlar, işte ortalık toz bulutu. Yani çok kaotik bir ortam. Ve bunları böyle hatırladıkça şunu söylüyorum tekrar, eğitim çok önemli. Yani bir şekilde hazırlıklı olmak ve önlem almış olmak çok önemli. Evde mesela bizim o dolapların hepsi yerlerdeydi. Yani bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ama evdeki yaşayış tarzımız hiç ona uygun değil. Yani işte kafamıza deprem anda gece olduğunda devrilecek bir şeylerin olup olmamasından tut. Gündüz olduğunda aynı şekilde başka hani üstümüze yıkılabilecek eşyaların olup olmadığına dikkat etmeye kadar eksikliklerimiz var. Benim kendi adıma çıkardığım şeyler, dersler bunlar o döneme ait. Bir de sonrası var tabii. Sonrasında da bu deprem görüntülerinin ve oradaki enkazla ilgili görüntülerin sürekli izlenmesi, insanların değişik yorumları, bunlara maruz kalmak. Sonrasında bir de vah vahçılar vardır, böyle hani vah yavrum deyip gelenler. Bu şekilde destek olunamıyor. Öncelikle onu söyleyebilirim. Ve hani bir şey de yanlış, acımadı ki yaklaşımı da yanlış. Hani bir şey yaşadım, ha, tamam o kadar da şey değil, hani kurtulduk çok şükür, iyiyiz falan demek başka bir şey. Bir de sanki hiçbir şey olmamış gibi hayata devam etmeye çalışmak da yanlış. Bu da başka bir savunma mekanizması, bu da inkar ve bastırmayla gidiyor. O acıyı yaşamak, üzüleceksem üzülmem, ağlayacaksam ağlamam, hatta bunu çocuğum için de, çocuğumun yanında da yapmam, varsa bir çocuğum. Anne babalar çünkü aman etkilenmesin diye savunmaya geçiyorlar ve duygularını yansıtmamaya çalışıyorlar. Halbuki bu sefer çocuk bir şey yaşamak istediğinde, bir duygusunu paylaşmak istediğinde, diyor her şey normal, benim o zaman anormal olan. O da yaşamamaya çalışıyor.
O da bastırıyor. Bu sefer farklı şekilde ortaya çıkıyor. Çocuklarda da çünkü öfke patlamında irritable hani olmak, orada sürekli bir hassasiyet içinde olmak yine gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Sonrasına dair ben kendi adıma şunu söyleyebilirdim. Biz taşındık. Niye taşındık? Çünkü bütün öğretmenlerimiz oradan tayin isteyip gitmişlerdi. Belki haklılık payları var. Yani öyle bir travma yaşadıktan sonra bu şehirde yaşamak istemiyoruz demişlerdir. Biz de zaten evimiz sağlamdı ama hayat çok şartları kötüleşmişti. Enkazlar devam ediyordu her yerde. Ve ne kadar zamanda toparlanabileceği meçhuldü. Memleketimiz olan Balıkesir'e taşındık ve orada yeni bir hayat, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenlerle hayata adapte olmaya çalıştık diyebilirim. Ben destek aldım mı? Ben bir kez benim Balıkesir Lisesi'ne kaydımı aldırmıştım. Hemen arkasında Balıkesir Asker Hastanesi vardı o dönemde. Babam da asker olduğu için bir kez gittim psikiyatriye. Oradaki abimiz de dedi ki Gülşah'cığım ders çalış. Balıkesir küçük bir yer. Yani burada senin rehabilitasyonuna destek olacak çok fazla imkan yok. Otur ders çalış dedi. İşte ben de ders çalıştım. Yatatıp fakültesini kazanıp psikiyatrist oldum sonrasında. Tabii ki çok da güzel arkadaşlıklarım oldu. Yani o ortamdan uzaklaşmak da bir rehabilitasyon deriz zaten biz. Yani ben de o strese yol açan, o travmaya yol açan ortamdan da benim biraz uzaklaşmam, tetikleyicilerin ortamdan kalkması anlamında iyi geliyor olabiliyor. Belki benim de daha hızlı toparlanmama destek olmuştur diye düşünüyorum. Gülşah, öncelikle hani yani geçmiş olsun lafı konuşuyoruz hep. Geçmiş olsun, hani geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyoruz ama hani ne diyeyim, doğuda bir laf vardır. Allah acılarını unutturmasın derler. Daha kötü bir acı yaşama bunun üzerine gibisinden ama... onu dilemek istiyorum herkese, yani bütün acılar neyse o acılar. Çok teşekkür ediyorum içtenlikle paylaştığın için bu anını. Çok zor bir şey bu aslında, hani dinlerken insanın gözleri doluyor, hani ona tahayyül etmek mümkün değil. Yani sallandığın zamanla o evin, yani onu ben yaşamadan anlaşılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii üzerinde durduğunuz noktalar çok önemli. Ben sizi dinlerken ve haberleri çok çok detayına girmemeye çalışıyorum. Takip etmeye çalışırken öyle bir değişik bir ülkede yaşıyoruz ki. Şimdi bir ekonominin tabii durumu. Hani insanlar gene şunu söylemeye başladılar. Hani zenginler ölmüyor, fakirler ölür depremlerde. Biz zaten evet. Fakir yani bir sürekli gelişmeye çalışan ama bence o konuda çok ileri yani gittiğimiz yerler de var. Haksızlık etmek istemiyorum. Sizin gibi insanlar var işte yetişmiş. Takdirim ona düşmez ama hakikaten çok kıymetli. Bir sürü insan var öyle. Yani hem ekonomik olarak çok iyi bir durumda değiliz, hem bilgi açısından iyi bir durumda değiliz. Yani mesela birden aklıma geldi sizi dinlerken, Amerika'da bu silahlı Amerika'da şey olduğundan değil ama Amerika'da çok hani silahlı saldırılar oluyor ya, okullara gidip taranıyor ya okullar. Bir sürü okulda bunun tatbikatı var. Mesela son senelerde bazı okullarda deprem tatbikatı yapılıyor. Onlar da hani artık büyük ihtimalle çok hani özel artık hani şey okullar olduklarını ben tahmin ediyorum. Bugün mesela haber okuyorsunuz, deprem anında gidecek saklanacak yer yok. Ben seni dinlerken İstanbul'u düşündüm şimdi. Allah korusun İstanbul'da, yani Allah korusun diyoruz ama hani Allah biliyorsunuz önlem almayanı korumaz, yani öyle bir şey yok. Aynen öyle. Aynen. Nasrettin Hoca ne demiş? Eşeğini sağlam kaza. Yani hani o yüzden hani nereye gideceğiz biz? Mezarlık varmış İzmir'de gidip. Yani toplanma alanı mezarlık. Hemen ona değinmek istiyorum. O gece sitenin tam böyle yolun karşı tarafında geniş bir alan vardı. Daha inşaat yapılmamış olan. Öyle olunca herkes orada toplandı. Ve tabii artçılar devam ediyor bu arada. Yani o şeyli farkındalığı kaldı. Bir taraftan artçılar devam ediyor. Sabaha kadar da devam etti. Bir taraftan tüpraş yanmaya başladı. O ayrıntıyı unuttum. Tüpraş da karşıda yanıyor ve patlayabilir her an. Deyip bizi bir paniğe de soktular. Çünkü değirmen derinin tam karşısına denk gelir tüpraş. Hatta bize bir ara dediler ki dağlara tırmanın. Yani tırmanabileceğiniz evet. kadar tırmanın. Çünkü patlarsa bir felaket zaten. Bu arada hiçbir telefon çalışmıyor. Hiçbir iletişim imkanı yok o anda. Yakınlarımız da bizden haber alamıyorlar. Biz de onlara sağlıklı olduğumuz haberini veremiyoruz. Ve ben de
senin söylediğin üzerine bizim eve yakın neresi var dedim, toplanma bölgesi. Aynı dediğim gibi bir mezarlık var bizim dibimizde. Mezarlığı gösteriyor yani. Orada mezarlığa gideceğiz herhalde. O mezarlık çok trajik. Çünkü kalmadı. Vardı. Bu 99 depremi sonrası çok ciddi aslında önlemler alındı. İstanbul depremi de bekleniyor diye bir sürü toplanma alanı. Hatta o toplanma alanlarının dibinde işte gerekli malzemelerin olduğu depolar kuruldu. Ama sonra onda o yerler yavaş yavaş AVM'lere, belli sitelere devredildi. Şu anda da geldiğimiz noktada ben oradaki senaryoyla burayı biraz ilintilendirilir diyorum ki birçok eve zaten ulaşılamayacak. Yani yol kalmayacak çünkü. Yani öyle bir şey olacak ki bu betonlaşmanın içerisinde yol kalmayacak, ulaşılamayacak. İnsanlar kendi başlarına destek alacaklar kendi başlarına. O yüzden bizim önlem almamız bireysel olarak çok kıymetli. Yani önce evimiz sağlam mı? Onun gerekli değerlendirmesini yaptırmak, sonrasında ev içindeki eşyalarla ilgili üzerime hiçbir dolap devrilmeyecek şekilde veya eşya devrilmeyecek şekilde önlem almak lazım. Sonrasında da gündüz senaryosu ve gece senaryosu olmak üzere iki ayrı senaryoda aile bireyleri şurada olacağım. Yani herkes şurada toplanacak. Gündüz olduğunda böyle yapalım, gece olduğunda da şöyle yapalım diye bir konuşulması lazım. Hatta belki kendi tatbikatımızı hani olursa nasıl yaparızla ilgili yapmak lazım. Şimdi senin de söylediğin gibi bazı okullar yaptılar ama ne zaman yaptılar? Bu en son geçen sene yaşanan bir İstanbul'da deprem olmuş. 5.8 Eylül'de evet. Hatırlamıyorum şiddetini. Ondan sonra birçok okulda duydum ben de. Benim oğlumun okulunda da yapıldı çünkü. Ama şimdi mesela depremi biliyor artık. Veya depremde nasıl ne yapılması gerektiğini biliyor ama o Eylül'deki deprem olduğunu bilmiyordu. Ve ben okula da ulaşamadım. Yani öyle bir kaos yaşandı ki okulun olduğu yer zaten birçok okulun olduğu bir yer ve bütün herkesin, bütün velilerin oraya ulaşmaya çalıştığı bir gündü o gün. Ve hakikaten çok zordu. İşte, ağlayan çocuklardan tetiklenmiş bir de. Yani kendisi ne olduğunu tam olarak bilmiyor ama orada daha büyük işte abilerin, ablalarının ağlayıp korktuğunu görünce ha, demek ki bu korkulacak bir şey değil. O da başlamış. Benim hani öğretmeninden aldığım şey buydu. O yüzden dediğim gibi o toplanma noktaları da artık yerinde AVM'ler, siteler olduğu için sadece mezarlıklar kalmış durumda. Yakında böyle küçük parklar falan varsa belki bir de onlar. İstanbul'da. Gerçekten inanılmaz bir şaka gibi yani. Kesinlikle. Toplama alanlarının mezarlık olması gerçekten. Evet. Şimdi çok güzel bir yere de değindin. Hani bu hep biliyoruz da bu travmatik stresi aslında hani azaltacak olacağını yordadığımız şey birazcık da kontrol algısı, travma üzerindeki kontrol algısı. Yani lisedeydim, lise 1'deydim dedin değil mi? Ama işte depreme dair bir bilgim yoktu evet. Dedin. Yani bir düşünsen mesela depreme dair bir bilginin olduğunu. Depremin ne olduğunu, nelerle karşılaşabileceğini, evinin sağlam olduğunu bilseydin, senaryolarınızın işte gece gündüz senaryosunun olduğu, hazırlık çantaların, deprem çantalarının olduğunu bilseydin o an o depremi yaşarken ya da en sonunda en kötü senaryoda bile bir şekilde koruma ekipleriyle, işte kurtarma ekipleriyle en kötü senaryoda bile ben kurtulurum. Güveniyorum buna diye düşünseydin o travmanı nasıl atlatırdın? Sonrasındaki travma sonrası sürecinde çok daha hızlı iyileştiği bir şey yaşardım diye düşünüyorum. Zaten şu anda da bu konuştuklarımız hep bunun için. Çocukları bilgilendirmek lazım, kendimiz bu konuda bilinçli olmamız lazım ki sonraki süreç daha hızlı bir şekilde rehabilite olabilsin. Kesinlikle. Yani bu çok önemli. Biliyor olmak lazım. Yani evet depremin şiddetini, zamanını kontrol edemeyiz ama yapılarımızı kontrol edebiliriz. Senaryoları kurarak ailemizin bu durumda nelerle karşılaşabileceğini kontrol edebiliriz. Bunlar bireysel olanlar. Maalesef diğer işte kalan kısımları da kontrol edemiyoruz ama en azından kendi kontrol edebildiklerimizi yapmamız lazım ki bu anksiyetemizi de azaltmak adına. Bu bizim gelecek ve belirsizlik anksiyetimizi de çok ciddi derecede azaltacaktır. Peki size bir şey danışmak istiyorum. Yani bilginiz dahilindeyse eğer ekonomik durumu iyi olan ülkelerde hani deprem mesela Japonya'yı göz önüne alalım. Orası da ciddi bir deprem ülkesi. Hatta bugün Demet ikimizi tagleyerek çok güzel bir şey paylaştı. Onu sonra hani değiniriz ona da.
o ülkelerde deprem sonrası yapılan hani travma çalışmaları var mı? Yani orada travma oluyor mu? Uzun sürüyor mu? Bununla ilgili çalışmalar var mı bilginiz dahilinde olan? Şeyi düşündüm. Hazırlıklı olan ülkelerde bu yaşandığında belki travma oranı daha mı düşük oluyor? Kesinlikle. Hani daha... Kesinlikle daha düşük. Çünkü yani hani böyle bir çalışmada okumuştum. Kişi yapısına güveniyor. Yani kaç derecede deprem olursa olsun benim yaşadığım yer yıkılmayacak diyor. Ve her türlü hazırlıkları var. Dolayısıyla deprem onun için büyük olağan bir durummuş haline geliyor. O yüzden tabii ki kontrol algısı var üzerinde. Az önce de bahsettiğim gibi. Kontrol edebileceğini biliyor. Dolayısıyla bizim gibi yaşamıyor. Yani bir Japon'un yaşadığı depremle bizim Türkiye'de yaşadığımız arasındaki travmatik stres arasında çok ciddi fark var. Türkiye böyle şey gibi. İnsanlar için, lütfen. Türkiye'deki insanlar için deprem eşittir ölüm, kayıp. Evet. Ama Japonya'daki insan için birazdan geçecek ve biz çalışmaya ve normal hayatımıza devam edeceğiz. Çünkü onlar da bu arada çok büyük kayıplar yaşamışlar, hiç yaşamamış değiller ama zamanın teknolojisinde bakmışlar ki biz yanlış yapıyoruz. Neyi yanlış yapıyoruz? Binaları yanlış yapıyoruz. İşte ev sistemlerimiz yanlış. Biz deprem ülkesiysek buna uygun inşaatlar yapacağız, buna uygun sistemler kuracağız. Bir de tsunami bekliyor onları tabii. Yani bizim de yaşadığımız bir şey son depremde ama yani bizim yaşadığımız tsunami ile onlarınki kıyaslanma çünkü okyanus içindeler. Dolayısıyla almaları gereken önlemler de çok farklı. Ama onlar bunu fark etmişler ve o deneyimlerinden ders olarak gerekli önlemleri almışlar. Şu anda onlar için deprem eşittir kayıp demek değil, ölüm demek değil. Yani eşittir artık bir süre sonra bu farkımızı geçecek ve hayatlarımıza devam edeceğiz demek. Biz bunu bilişsel davranış terapide de otomatik düşünceler diyoruz. Yani bir olay ve durumla karşılaştığımızda zihnimizde otomatik olarak beliren düşünceler var. Ve bu düşünceleri belirleyen şey aslında en önemli kaynak burada deneyimler. Şimdi benim deneyimlerim deprem yaşandığında ölüm var, deprem yaşandığında enkazlar var, binaların çöküşü var. Ama Japonya'daki insanın deneyimleri böyle olduğu için aynı durumda herhangi bir sarsıntı hissettiğimde benim otomatik düşüncelerim ben de öleceğim, deprem oluyor, öleceğim oluyor. Onun ama hayır, ben sarsıntı geçecek ve hayatıma aynen devam edeceğim oluyor. Aradaki fark bu. Bu yüzden bilmek ve önlemleri almış olmak tabii ki çok fark ettiriyor. Onlar da 2011'de nükleer santralde bir şey yaşadılar. 2011'de aklımda evet. yanlış kalmadıysa bir yani insan hatası yüzünden hani nelere mal oldu onlara da ki öğrenmenin de sonu evet. yok. Evet. Türkiye'yi şimdi iki psikiyatriste konuşurken şey gibi geldi Türkiye böyle sürekli inkar içerisinde yaşayan bir insan Türkiye gerçekten yani göçebe ruhunu hiç göçebe ruhunu şehir hayatında devam edeceğim ve inkar içerisinde yaşayan iyileşmek istemiyorum diyen bir hasta gibi Türkiye gerçekten yani çok ne bileyim şeyi sormak istiyorum ben şimdi insanlar şu anda fiziksel şeylerle meşguller. İşte evler yıkıldı, kıyafetti, yiyecekti, işte barınmaydı. Yani bir sürü şey var orada. Bir kişinin psikolojik olarak durumundaki değişiklikleri farkına varması, bu tip bir olaydan yaklaşık ne kadar süre sonra olur? Demet Bey'in de 4-5 hafta devam eder dedi ama başlangıcının ben hemen olacağını nedense bana öyleymiş gibi gelmiyor ama yanılıyor muyum? Yani hemen depremin akabinde, hani bittiği andan itibaren Bu işte stres her şey başlar mı yoksa kişinin bir böyle bir durup hani temel ihtiyaçlarını karşılayıp sonra psikolojisine dönüp aa bende bayağı bir aksilikler var mı der? Şimdi şöyle aslında hepsini bir anda yaşar fakat önceliği uykusuzluğu ya da sinirliliği ya da işte gözünün önüne gelen görüntüler değil önceliği bir hayatta kalmak, survive edebilmek, işte yaşayabilmek. Yemeğini bulabilmek, nerede yatacağını, işte güvenli kendine bir alan oluşturabilmektir. Yani bunları oluşturduktan sonra diğer tamponları daha iyi fark etmeye başlar. Ama dediğim gibi yani ilk önce onları yapar, semptomlar ondan sonra gelir değil. Bunların hepsini birlikte yaşayabilir. Ama yine bu bireysel özellikler de çok farklı. Kişinin travmayı yaşayış şekli de bu semptomların nasıl ve ne zaman ortaya çıkacağını da gerçekten hani etkili. Hani söyledim ya bazı kişilerde
haftalar, bazen seneler sonra ortaya çıkabiliyor semptomlar. Bazı kişiler bunu işte daha hafif yaşayıp 4-5 hafta sonra şey yapabiliyor, bitirebiliyor. Burada şey çok önemli, bir göçük altında kalan bir insanla normal evinde sallanmış bir insanın yaşadığı travma stresi farklı. Kişinin bireysel travma tahammülünün farklı olması etkiliyor. Yani çocukluğunda birçok travma yaşamış insan travmaya karşı daha ne derler, daha fazla travma olabiliyor. Ya da o esnada mevcut ruhsal, yok donanımlı değil, travma yaşamış kişi başka bir travmada, yani bunu kolay atlatamıyor. Ya da mevcut ruhsal durumu, o an bir depresyonunun ya da bir kaygı bozukluğunun ya da başka psikiyatrik hastalığının oluyor olması yine travmayı kolay atlatamamasına sebep oluyor. Yani dolayısıyla premorbid özellikler, kişilik özellikleri ve yaşadığı travmanın çeşidi ya da ne şekilde maruz kaldığı da bu semptomların ne zaman, nasıl, ne şiddette ortaya çıkacağını belirleyici faktörlerden. Peki şöyle bir şey olabiliyor mu? Mesela yaşadım ben, hani dedin ya Demet, kişi hani belki daha hani hafif atlatabiliyor bunları. Peki hiçbir şey hissetmeyen bir insan dönüp kendisine ya bende bir tuhaflık mı var, ben bu kadar hani travmatik bir şey yaşadım normalde teknik olarak ve ne uykum kaçıyor, ne neşem kaçıyor, hani ne bir korkum var, ne bir anksiyetem var, ne bir iç sıkıntım var, ne bir sinirliliğim var deyip bir şöyle bir kendine bakmalı mı sizce? Bir reflect etmeli mi? Önerir misiniz bunu? Çok ciddi oranda bastırıyor olabilir. Çünkü travmatik olay herkeste bir travmatik stres yaratır. Ama bazen travma, sinirlilik, irritabilite gibi duygusal işte semptomlarla ortaya çıkabilir dedim ya. Bazen kişi hiçbir şey hissetmeyebilir. Bu da travmanın diğer belirtilerinden biridir. Kişi sevinç de hissetmez, üzüntü de hissetmez. Mutlu da değildir ama mutsuz da değildir. Bu İngilizce'nin hiçbir şey numb. Hissetmiyorum. Evet. Hissiz, numb. Hani İngilizcesi değil mi? Bu da travmanın belirtilerinden biridir. Yani kişi evet ben yaşadım ama aklıma gelmiyor. Çok ciddi bir şekilde bastırıyor olabilir. Ya da bir şey hissetmiyorum. İşte bunlar da aslında travmanın belirtileri. Dolayısıyla yine söylediğim gibi bir ruh sağlığı uzmanına başvurmasında fayda var. Yuşa? Hem Türkiye Psikologlar Derneği hem Psikiyatri Derneği ve benim de üyesi olduğum EMDR Derneği, bu travmalarla çalışan, terapiyi uygulayan terapistlerin gönüllü olarak çalıştığı böyle ekipler var ve böyle zamanlarda bir araya geliyorlar ve daha ilk anda bu konuda destek olmaya çalışıyorlar. Hatta ben bugün haberlerde gördüm, bazı okullarda böyle işte resim, boyama, oyun terapisi dediğimiz bir şey var. Çünkü çocuklar daha çok duygularını oradaki oyuna aktarıyorlar. Depremi yaşayışları, oradaki insanların neler yaşadığını ve onların nasıl etkilendiğini biraz daha oyuna aktarabilir oluyorlar veya işte yaptığı resimleri aktarabilir oluyorlar. Bu konuda aslında çok profesyonel ekiplerimiz var. O yüzden de hani biz böyle o şeyin oluşmasını, travmatik süreçle ilgili psikiyatrik bir tablo oluşmasını beklemeden de direkt bir destek vermeye çalışıyoruz. Genel olarak dernek ekipleri, gönüllüleri bu şekilde destekler veriyorlar. Zaten çocuk psikiyatristleri de var, benim de tanıdığım, çok da değer verdiğim. Gönüllü olarak direkt İzmir'e gidiyorlar veya mesela Van depreminde gitmişlerdi. En son Elazığ'a yine gitmişlerdi. Burada bir beklemeye gerek yok. Yani ben etkilenmedim, ileride de zaten etkilenmem sanırım deyip beklememek lazım. Demet'in de dediği gibi sessiz bir tablo içerisinde olabilir. Çünkü savunma düzeneği bunlar zaten. Yani bizim ruhumuz bir zorlukla baş etmeye çalışırken bazı yöntemler kullanıyor. Ben geçmişte hangi yöntemi öğrendiysem ben bu şekilde baş edebiliyorum sorunlarımla diye. Yine o sistemi devreye sokuyorum. İnkar da bunun bir çeşidi. Bastırma da aynı şekilde bunun bir çeşidi ama bu bir süre sonra işte o klasik klişe işte halının altına sürmek gibi. Bazen öyle bir an geliyor ki o halının üstüne öyle bir adım atılıyor ki, yani öyle bir olay yaşanıyor ki bütün ne varsa altından fışkırıveriyor. İşte o zaman artık baş edemediği, yönetemediği bir şeyin içinde buluyor insan kendini. O yüzden hafife almamak lazım. Ben etkilenmedim, çok da iyiyim dememek lazım. Destek alınabilir. Destek illa ilaç desteği olmak zorunda değil. Hatta tam tersi, ihtiyaç olmadıkça ilaç kullanmayıp o süreçte kendimiz yüzleşmeliyiz diye bir tavsiyede bulunuruz. Yani üzücü durumlar sonrasında da
travması, edici durumlar sonrasında da. Ama işte hayatım çok etkileniyorsa, hayat kalitem, uykusuzluğum varsa, iştahım çok ciddi etkilendiyse, o zaman belki biz semptomatik destek dediğimiz o sıkıntılarına yardımcı olacak bazı ilaçlar yazıyoruz. Hemen bir antidepresan değil. Yazılması gereken medikasyon. Şimdi şeyi sormak istiyorum size. Yani biliyorsunuz ülkemizde hani danışma hizmeti yavaş yavaş insanlar psikiyatristlere, psikologlara gitmeye başladılar ve biliyorsunuz PLAM'da da hani bir amaçlarından biri de hani bu gidilmesi gereken ruh sağlığımız çok önemli bir şeydir. Lütfen danışın, her konuyla ilgili uzmanına danışın dediğimiz bir yer burası da zaten. Şimdi aklıma sizleri dinlerken şöyle bir soru geldi. Yani bunu tarafsız olarak soruyorum. Şimdi ben diyelim ki böyle bir deprem yaşamışım veya Gülşah sen kendi örneğinden de yola çıkarak cevaplayabilirsin arzu edersen. İşte evimi kaybetmişim, işte yakınlarımdan bazılarını belki kaybetmişim, büyük bir yas sürecindeyim. Biliyorum gitmem gerek ama şimdi orada kurulan yerleri giden gönüllü insanları düşünüyorum ki çok güzel bir şey yapıyorlar, sağ olsunlar hepiniz keza. Bu kişiler şimdi biliyoruz ki psikolojik danışma bir süreç işi. Aslında bu tip bir travmanın, bu tip bir depremin akabinde gidildiğinde bir danışmaya, şimdi orada nasıl bir pratik oluyor? Bilginiz varsa aktarabilir misiniz lütfen bize? Çünkü hani bir kere gidip sonra ne yapıyorlar o insanları? O insan çünkü bir kere yetmez ve bir sürü insan var orada gitmesi gereken. Çünkü şöyle bir şey oluyor bende. Ben bir kere gideceğim, ne diyecek acaba bana? Ve sonra bende bile oluyor. Düşünün ki bu kadar inanamayayım. İkinci kez gidebilecek miyim? Bulabilecek miyim? İkinci kez ne olacak? Ne zaman gideceğim? Gibi sorular var. Bunun pratiği hakkında bilgi verebilir misiniz biraz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bazen büyük bir çoğunluğuna, travma yaşayan insanların büyük bir çoğunluğuna sadece bilgilendirme yapmak bile, yaşadıklarıyla ilgili bilgilendirmek, anlamlandırmak bile çok büyük fayda sağlayabiliyor. Ya da işte Gülşah'ın söylediği gibi hani ciddi bir stres yaşamış ama işlevselliğinde çok ciddi bir bozulma olmayan kişilerde travmayı onlara anlattırmak, duygularını dinlemek, yaşadıklarını dinlemek, bunun bile çok ciddi sağlatıcı etkisi var. Yani her zaman her hastaya mutlaka şu yapılandırılmış şu terapiyi yapacağız ya da şu tedaviyi vereceğiz değil. Anlamaya çalışmak, dinlemek, benim için kıymetlisin, neler hissettin, neler yaşadın bunları öğrenmek istiyorum. Sen de kendini hazır hissediyorsan, ama bu çok önemli, mutlaka anlat değil. Kendini hazır hissediyorsan seni dinlemeye her zaman açık mesajını veriyor olmak kişilerde çok büyük sağlatıcı etkiler oluşturabiliyor. Dolayısıyla tabii ki gönül ister ki çok uzun süreli görüşebilelim ama akut böyle bir dönemde bilgilendirmenin ve karşıdaki travma yaşayan kişinin hislerini dinleyebilmenin de kişilerde terapötik etkisinin olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki Gülşah da bir EMDR terapisti olarak bununla ilgili daha deneyimleri olduğunu düşünüyorum. Şimdi EMDR terapi ekolünde zaten travmanın hemen sonrası uygulanan bir protokol var. ARTEP protokolü dediğimiz ve hemen o anda ve gruplara yapılabilen bir terapi bu. Yani gruplar halinde çift taraflı uyarım, duyarsızlaştırma uyarıları verilerek kişilerde bir hem duyarsızlaştırma sağlanıyor hem de reprocessing dediğimiz yeniden işlemleme sağlanıyor. Yani Demet'in dediği gibi bir önce duyguların dışa vurumu aslında orada anlatıyorlar. Olayı hem anlatıyor sonrasında da biz işlemleme yapıyoruz. İşlemleme dediğimiz de burada biraz da EMDR'in temeline girmem gerekiyor sanırım. Uykumuzda bizim iki tane dönem var birbirini takip eden. REM dönemi, non-REM dönemi. REM dönemi, non-REM dönemi. REM'in açılımı rapid eye movement'ta ve gözlerimiz şöyle sağa sola hareket eder. Bazen böyle çocukların falan dışarıdan gözlenir olur o uyku esnasındaki göz hareketleri. Bizim daha çok rüya gördüğümüz ve hareketli olduğumuz uyku dönemidir ama aslında bakıldığı zaman REM döneminde biz o gün içinde yaşadığımız olayları da işlemliyoruz göz hareketleriyle. Bunu şey gibi düşün. Hani olay yaşıyoruz gün içinde bir sürü ve bunlar böyle taranıyor. Herhangi bir sorun olmayanlar kutuya konuyor, paketleniyor ve rafa kaldırıyor. Kutuya konuyor, paketleniyor, rafa kaldırıyor. Ama biz bir travmatik olay yaşadığımızda uykudaki o REM dönemleri bu travmatik anıyı işlemleyip, kutulayıp, paketlemeye yetmiyor. Sonrasında da zaten ben olaylar yaşıyorum ve ertesi günkü yaşadıklarımda o uykun olan dönemlerine çözümlenmeye çalışıyor ve orada bir yığılma başlıyor. EMDR mantığında biz o REM dönemini şimdiki zamanda tamamlatıyoruz.
o işlemlemeyi tamamlatıyoruz. Ve EMDR'ın zaten kısaltılmış açılımı, yani İngilizce aslında olarak göz hareketleri, duyarsızlaşma ve yeniden işlemleme dediğimiz bir yöntem. Yani o göz hareketlerini biz şimdiki zamanda yaptırıyoruz ve duyarsızlaşma sağlıyoruz. Yani bu bir anıyı silme yöntemi değil. Yani travmatik anı orada duruyor. Senin de işte projenin başında bahsettiğin gibi silinmesini istemiyoruz zaten ki ders alalım. Yani benim için travmatik olan anının ben de bazı iyileştirici şeylere yol açmış olması lazım ki bir daha ben aynı hataları yapmayayım veya aynı şeylere maruz kalmayayım. Ama ne yapıyor? Artık kişi hatırladığında o beş duyu, bahsettiğim beş duyu kanalından ulaştığında bir tetikleyici, o refleksif ortaya çıkan bir tepki oluşmamış oluyor. Duyarsızlaşma sağlanıyor ve yeniden işlemleme dediğimiz artık başka bir pencereden bakabiliyor oluyor. Yani artık buradan değil de bu hani daha karanlık olan pencereden değil de daha renkli bir pencereden bakabilir hale geliyor. Bunu da dediğim gibi travmanın hemen sonrası mesela ne oldu? Atatürk Havalimanı'nda patlama olduğunda İstanbul gönülleri gidip orada o patlamaya maruz kalan havaalanı çalışanlarını gruplar halinde bu terapiyi uyguladılar. Diğer depremlerde aynı şekilde Soma faciası sonrası bile madencilerin yakınlarını veya oradaki madende kalan işçileri uyguladılar. Grup olarak da uygulanması ayrıca bir avantaj. Ve hani devamlılığı olması şartı var mı? Aslında o duyarsızlaşma olduktan sonra bir şekilde daha rahat bir şekilde devam ediyor kişiler hayatında. Bir de şimdi şehir olarak baktığımızda İzmir bu konuda avantajlı bir şey. Çünkü bir sürü EMDR terapisi yine orada var. Ve gönüllülük esasıyla görmeye devam edeceklerdir. Ama o ilk müdahalede yapılan şey de yeterli oluyor çoğu zaman. EMDR bu ilk travma sonrası o kadar etkili ki bazen bir tecavüz mağduru bir danışan geldiğinde mahkeme görülmediyse başlamayabiliyoruz mesela. Çünkü bizim hakimlerimiz o mahkeme esnasında o duyguyu görmek istiyorlar ya çok gereksiz bir şekilde hani sen nasıl hani kızım tecavüze uğradın diye sorabiliyor. Yani bunu böyle rahat anlatıyorsun. O yüzden biz EMDR uygulamasına ilk mahkeme görülmeden başlamıyoruz. Bu kadar etkili olduğu kabul görmüş dünyada bir yöntem. Ne değişik son söylediğin yani inanılmaz hakikaten. Şeyi merak ettim. Şimdi konuşmanın çok önemli olduğunu anlıyorum tedaviden başka. Bu hani farz edelim ki bir kişi o sırada hani gidemiyor, birine ulaşamıyor. Bir yakınıyla konuşması, inandığı, güvendiği bir kişiyle konuşması da en azından ilk başta çok etkili olur mu ve faydalı olur mu? Kesinlikle çok olur. İşte ama burada çok önemli olan şey şu. Bir kere dinleyen kişinin yargılamadan dinliyor olması gerekiyor. Yahu sen bunları yaşadın ama bak biz de zamanında bunları yaşadık şeklinde hani yargılamadan karşıyı anlayıcı şekilde dinlediğin zaman gerçekten faydasını görüyor. Ama bu şekilde yargılayıcı dinlemenin hiçbir yerde hiç kimseye faydası yok. Tabii. Duygusuna yer açmamış oluyor zaten yargıladığı zaman. Kendini ön plana almış oluyor. O yüzden belki hani sizlerin dinlediği gibi yani yorum yapmadan hani anlat deyip biraz omzunu sıvazlayarak belki dinlemek. Çünkü hani bu, yani bu çok önemli bir şey. Hepimiz dinlemeyi bir noktada öğrenmeliyiz. O yüzden yorumsuz ve yargısız dinlemek. Ve belki ben ne yapayım dediğinde de bir uzmana yönlendirmek. Şimdi benim aklıma bir şey takıldı. Hani biraz önce takıldı derken bunu tabii çok yerde okuduk ve biliyoruz da bu tip olayların akabinde insanların daha kolay rahat hissetmek adına işte alkolü veya işte tütünü veya benzer aslında uyuşturur yani kişiyi birazcık uyuşturan maddeleri kullanımlar artar. Mesela bir kadeh değil iki kadeh içebilir sonra işte üç kadeh içebilir dört kadeh içebilir. Şimdi bunlar aslında gündelik hayatımızın içinde olan hani biliyoruz alkol artık hani marketlerde satılan işte alıp eve koyabildiğimiz şeyler. Bu tip dönemlerde tabii ki kişinin uzmana gitmesi gerek. Ancak şöyle bir kural var mı? Yani hiç içilmemesi uygundur. Çünkü bence bunlar çok önemli. Çünkü şunu biliyoruz bir kadeh mesela bir şey içebilirsiniz ama ikiden sonra artık düşünce bozulmaya başlar ve kontrol gitmeye başlar. Ve belki çok şey bir soru soruyorum teknik ama bence burada net bir şey söylemenin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani mesela alkol almayın. Alkol ne kadar almayın? Hiç mi almayın? Haftada bir kere mi alın? Hiç mi almayın?
Şimdi burada problem aslında alkolü self medikasyon olarak görmeye başladıkları zaman oluyor. Çünkü böyle bir travma yaşıyorlar. Santral sinir sistemleri zaten uyarılmış aktif bir şekilde. Alkol ve uyuşturucu maddelerin biliyoruz ki santral sinir sistemini bastırıyor. Depresif eden bir etkisi var. Dolayısıyla kişiyi rahatlatıyor. Kişi bunu öğrenince, bunu fark edince bir zaman sonra var olan o sosyal içiciliğinin yanında ya da o rasyonalizasyonuyla birlikte amaç rahatlamak yönünde dönüşüyor. Ve ortaya bir self medikasyon çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla almamalarını öneriyoruz. Evet. Yani buyurun. Hiç almamalarını. Evet. Ben de çünkü ben pratikte şöyle bir şey düşünüyorum. Belli bir noktadan sonra hani onun sonu yok ki yani. Zaten ilk gün aldın, ilk gün 3 kadeh içtin. Zaten ertesi gün hani bilirsiniz, siz benden daha iyi biliyorsunuz 30 dikkat. Vücut zaten anksiyete yatmak için çoğu kişi bir kadeh daha içer ertesi gün. Sonra ertesi gün bir kadeh daha. Bu zaten bir cycle'a giriyor o zaman. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Kesinlikle. Amaç burada önemli. Amaç eğer rahatlamaksa, amaç eğer o kaygımın azalması ise, mesela uyuyamıyorsam uyumamı sağlamak amacıyla ise, bunun adı zaten kötüye kullanım. Alkol kötüye kullanımı. Yani bu ne demek? Bağımlılıktan önceki basamaktasın demek. Bağımlılık zaten artık onu almadığında hiçbir şekilde rahatlayamamak anlamına geliyor. Ve onu almak için her türlü yolu denediğin, yalan da söylediğin, hırsızlık da yapabildiğin falan gibi bir tablo. Bağımlılıktan önceki aşama ve çok riskli. Yani o kötüye kullanım demek burada amacımı tamamen hani psikolojimi rahatlatmak olarak belirlediğim bir amaçla içmemeliyim. Ha bu benim için bir arkadaşım geldi, bir arkadaş bir şey içtikse bunda sıkıntı yok. Yani miktardan bağımsız olarak amaç çok önemli. Yani kendi sıkıntılarımı gidermek amacıyla alkol içmemeliyim. Buradaki bunu konuşmak istedim. Çünkü hakikaten yani çok tüketimin arttığı bir dönemde yaşıyoruz o ya da bu şekilde. Hani bence bunun ne anlama geldiğini kişinin birazcık da kendisinin kontrol etmesi gerek. Ve yönergelerin, net yönergelerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sordum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Gülşah, sana bir soru sormak istiyorum. Özel olmazsa eğer. Sen hani lise bir de böyle bir olay yaşamışsın. Sonra Balıkesir'e taşınmışsınız. Peki daha sonra hiç bir tedavi gördün mü veya bir danışmandan, hani bir EMDR olsun veya terapi olsun, böyle bir süreç yaşadın mı kendinde? İşte söylediğim gibi şeyde bir psikiyatriste gitmiştim, hani lisenin arkasında hemen bir asker hastane vardı. Yani sadece ders o var. Aynen öyle, ders çalış demişti. Ben de zaten dediğim gibi gerçekten öyle Balıkesir, benim gittiğim yıl tabii ki 99'dan bahsediyorum. Şu an belki daha fazla imkan vardır ama ben o dönemde mesela biz İzmit Lisesi'nde okuyordum ben deprem olduğunda. Badminton takımımız vardı. Biz badminton'dan beden eğitiminde ders alıyorduk, not alıyorduk. Ben Balıkesir Lisesi'ne gittiğimde bir dakika şimdi o ne diyen insanlar olmuştu. O yüzden hani biraz orada ben adapte olmakta sosyal olanaklarıyla zorlanmıştım. Çünkü İzmit Değirmenleri, Gölcük Değirmenleri bilenler vardı mutlaka. Çok güzel bir yerdi. Yani İzmit'in böyle hani yazın insanların merkezinden de kalkıp gelip dondurmasını yediği, çekirdeğini çitlediği falan, deniz kenarında oturduğu güzel bir tatil aslında beldesi gibidir. O yüzden öyle bir ortamdan gelince biraz ben de zaten yapacak bir şey bulmakta zorlanmıştım. Ders çalışmak gerçekten tutunduğum bir şey oldu ama İşte bu da tutunduğum bir şey çok önemli. Ben onunla kendimi aslında rehabilite ettim. Şimdi, aynen öyle ve şu da var. Geride kalan arkadaşlarımla iletişimi koparmadım. Onlarla görüşmeye yine devam etmeye çalıştım. İşte yıl dönümlerinde anma, kendi adıma kaybettiğimiz arkadaşlarımız veya oradaki yakınlarımızla ilgili yapmaya çalıştım. Bu da vicdanı rahatlatan bir şey. Zaten yıl dönümlerinde biz bazen fark etmeden bir şeyler yaşıyoruz. Ben ya geçen sene ya ondan önceki sene yine 30 Ağustos'ta yani yaklaştıkça böyle bir uyku, gece uykum kaçıyor. Bir şekilde kalkıyorum, su içiyorum, böyle kitap okuyayım diyorum, bir şeyler yapıyorum. Sonra fark ettim 30 Ağustos'un yaklaşıyor olduğum. Yani kendim bir daha onunla ilgili Instagram hesabına bir paylaşım yapacağım. Birkaç gündür kendimde böyle bazı duygusal hissediyordum, uykum bölünüyordu. Niye olduğunu tarihe bakınca fark ettim diye. Yıl dönümlerinde bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Hatta çocuklar da bu şekilde daha öfke patlamaları yaşayan, daha böyle dürtüsel veya işte sıkıntılı
süreçlere girebiliyorlar. Yani ne sebep var şu an, niye böyle oluyor diye sorguladığımızda, varsa geçmişte böyle bir travmatik öykü, onun yıl dönümlerinde bu şekilde tetiklenmeler olabiliyor. Hatta bu kuşaklar aşırı geçiş dediğimiz, yani bizden iki nesil öncesinde böyle bir travma yaşandıysa, onun bile yıl dönümünde bazen insanlar panik ataklar yaşayabiliyorlar, depresyonlar yaşayabiliyorlar. Bununla ilgili bile bir sürü çalışma var, etkileyici oluyor. Ama ben dediğim gibi bir yerde bir şeye tutunmuşum. Şimdi geriye dönüp baktığımda onu görüyorum. O da ders çalışmak olmuş. Ve biraz tabii şunun da etkisi var. Yani o şeyi konuşurken, geçmişte travmalar yaşamış olmak belki hani kötü prognoz faktörü dediğimiz, hani belki durumu kötüleştirir ama sorumluluk alma becerisi gelişmiş veya zorluklarla baş etme yeteneği gelişmiş insanlar da, daha önce zorluklarla karşılaşmış insanlar belki daha rahat atlatabiliyor da olabilirler. Ben bu göçmekle ilgili veya tayin görmekle ilgili çok deneyimli olduğum için, babam denizciydi. İlkokulu 5 ayrı yerde okumuştum. Ondan dolayı yani bir yer değiştirmek benim için çok normal bir şeydi. Ondan dolayı belki çok zorlanmadım. Ama bir şekilde dediğim gibi insanların kendilerine bir rehabilitasyon yöntemi bulması gerekiyor. Bu bir hobi olabilir, bir egzersizle başlamak olabilir. Ama kendini rahatlatacak ve zora da sokmayacak bir şey. Yani ben ders çalışırken kendimi zora sokmadım. Ya yani o benim için bir hobi. Hatta şey, radyo açardım. Çok iyi hatırlıyorum. Yani sevdiğim böyle müziklerin çaldığı işte metal, rock falan. Şeyle, müziğin temposuyla soru çözme hızımın arttığını falan hatırlıyorum. Yani çok çok ilginçtir ama yani kendimce o şekilde bir rahatlama yöntemini bulmuşum. Ama oradaki tabii psikiyatri uzmanının da bana böyle bir yönlendirmesi olmuş. Yani ben dinlediğim kadarıyla seni dedi. Bu çok normal bir durum. İşte bu Demet'in de söylediği, hani o yaşadığı şeyi önce bir anlatabilmek, sonra da karşı taraftan ben ne yaşıyorumla ilgili net bir şey duymak. Yani bu bir işte akıl stres reaksiyonu. Bu yaşadığın şeyler çok normal. Zaman zaman üzülmelerin, ağlamaların normal. Bu bir süre sonra geçecek, merak etme. Ama sen bu süreçte ders çalışabilirsin. Biraz daha burada hani evinden arkadaşlarla vakit geçirebilirsin diyerek beni rahatlatmıştın. Bence bu da çok etkili olmuştur. Yani bir uğraş çok önemli. İnsanın kendini ve kendisini hani meşgul edecek, bir üretebilecek belki evet, bir şeyin de olması çok önemli diye. Hani evet, sizi izlerken onu da duyuyorum galiba. Kafasını da meşgul ediyor. Organizma ne kadar değişik bir şey bu yıl dönemleri, hatta kuşaklar arası etkileniyor olması. Hani beyin tabii, hani bu amigdala mamigdala inanılmaz yani. Çok değişik. Bir de bir son bir konu daha var aklıma takılan. Aslında belki birazcık daha sosyolojik bir konu ama ona geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sizi dinledikçe tabii benim de içimde bir sürü şey dönüyor ve oturuyor. Yani hani belki bir dosta anlatmak iyidir ama bence mutlaka uzmana danışılması gereken bir şey bu. Biz bir uzmanla konuşulması gereken bir şey olduğunu yani şu anda hani net olarak söyleyebiliyorum. Çünkü kendim hani yaşadığım bazı şeyler travma değil ama bir uzmana gidip konuştuğunuz zaman onun size söylediği şeyin etkisi tabii bambaşka oluyor. Yani hiçbir zaman bir arkadaşın, bir dostun, bir annenin, babanın söylediği bir şey gibi olmuyor. O yüzden mutlaka bu kadar da gönüllü varken hani danışılması çok hayati diye şimdi hissediyorum. Demet, senin bu noktada söylemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğin. Katılıyorum. Kesinlikle. Şeyi söylemek istiyorum. Şimdi son olarak buraya geleceğim ama sohbet bazen uzayabiliyor biliyorsunuz. Belki o da başka şeylere çağrışım yapar. Bu tabii ki yani bu dertler ortaya çıkıyor. Sonra hani bu bizim toplumumuzda mı var, her toplumda mı var onu bilmiyorum. İnsanlar hesap tutmaya başlıyorlar. O üzüldü, bu üzülmedi. Bu bunu paylaştı, bu paylaşmadı. Bu işte gönderdi, bu göndermedi. Şimdi tabii hani bunları izlerken yorumsuz olarak benim düşündüğüm şey, biz kimin nerede ne zaman ne yaptığını bilemeyiz. Belki bir kişi hiçbir şey paylaşmıyor ama gidiyor bir okulu orada bağış yapıyor. Bilemeyiz ki biz bunu. Yani belki yani değil mi? Siz bu nedir insanların bu etrafına bakma olayı? Yani bunun bir psikolojik bir nedeni var mı? Yani Demet senin paylaştığın şeyden istersen biraz onu anlatırsan ben onu ayrıca paylaşacağım ama şimdi sen de hazır programdayken kalıcılığı da olsun lütfen. Bugün Japonya'daki o değil mi o sözü? Mono no aver. Evet. Bir felaket anında kendisi de mağdur durumdayken başkalarının gereksinimine önem verme. Evet. Bu çok çok
İnsani ve çok asil ve ulvi bir şey bu. Yani kesinlikle. Sadece Japonların yapılacak bir şey olmadığında onu olduğu gibi kabullenmenin gerekliliğine ve yaşamda hiçbir şeyin kalıcı olmadığına dair sahip oldukları toplum bilincine dayanıyor bu şeyde. Yani o kadar güzel ki ve bence bunun Japonlarda oluyor olması da ayrı değişik. Niçin diyeceğiz? Az önce konuştuk. Yani her şeyi sağlam yapıyorlar. Deprem ülkesiler ve bütün yapmaları gereken kontrolleri alıyorlar. Kontrolü yaptıktan sonra da artık hiçbir şey kalıcı değildir. Bazı şeyleri de kontrol edemeyebiliriz deyip teslim oluyorlar. Biz de tamamen teslim oluyoruz. Yani hiçbir şey yapmıyoruz, hiçbir şey kontrol etmiyoruz. Elimizde yapmamız gerekenleri de yapmadan teslim oluyoruz. Bence burada da bir toplumsal bir farklılığımız var. Burada tabii çok inanılmaz bir kültür Japonya. Belki hani bu inanışa gelmelerinin nedeni yüzyıllar boyunca yaşadıkları şeyler sonucunda belki zaten bu felsefeyi kabul etmiş ve onu sonra hayatın içine yedirmişlerdir ki hani biraz önce konuştuğumuz gibi bütün önlemlerini almalarına rağmen işte nükleer santral tsunamide sular altında kaldı, kaçaklar oldu, bir sürü felaket oldu. Yani ama yapılacak bir şey yok. İnsan, yani insan olduğu müddetçe kaza olacak hayatta. Onu düşündüm seni dinlerken. Ben kendi eksikliklerimizin inkarının sebep olduğunu düşünüyorum. Biz inkar ediyoruz kendi eksikliklerimizi ve o yüzden hep karşıdakine yansıtıp oradan bakıyoruz. Sebebi bence bu. Ama Gülşah ne der bilmiyorum. Biraz da hani bu acılar paylaşıldıkça azalır mantığından insanlar o acılarının paylaşıldığını görmek istiyorlar. Ve işte eğer sosyal medya platformlarında başka yerlerde bu konuda bir destek olunmadığını fark ederlerse yani demek ki acıyı sadece biz yaşıyoruz ve bu insanların umurunda değiliz. Yalnızız hissiyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bu da onların travmalarını aslında artıran bir şey oluyor. Ama hani gördüğümüz gibi İzmir depreminde işte birçok şehirden hemen destek gitti. Ekipler yardımcı olmaya çalışıyor bir şekilde. Hem maddi hem manevi bir sürü insan işte oteller, dizler gelin bizde kalabilirsiniz, barınma ihtiyacı olanlar gelsin, işte restoranlar biz yemek dağıtımı yapacağız, ücret almayacağız dediler. Bunlar tabii ki çok ciddi insanlara kendini iyi hissettiren şeyler. Yani yalnız değiliz, yalnız. Ama hani eleştirilere baktığımız zaman bazı ünlülerin bazı işte paylaşımları söz konusu oldu. İşte Cızlar Bayramı partilerinde paylaşımlar yapması. Burada hani devletin en üst kademesinden halktaki her kademeye kadar böyle bir olay yaşandığında insanların o üzüntüyü paylaşıyor ve ona göre hareket ediyor olması doğru olan şey. Çünkü oradaki insanlar biz yalnız değiliz hissediyor bu sayede. Yani kültürel olarak biraz da bunun da bizde olması gerekiyor. Ben bu konuda bu toplumu çok seviyorum aslında. Hani o zor dönemde bir araya gelmek. Zor zamanlarda bir şekilde destek olmak durumu ama sanırım son zamanlarda bu yitirilmeye başlandı. Hem yitirilmeye başlanmış olabilir. Hem de hani şöyle bir şey dikkatimi çekiyor benim. Bazıları da hani herkes işine baksa iyi. Paylaşacak olan paylaşsın, paylaşmayacak olan paylaşmasın. Cadılar Bayramı'nı kutlamak isteyen kutlasın. O onun bileceği şeydir. Bizi ilgilendirmez. Evet. Hani o da onun hayatı. Hı hı. Evet, evet, fakat evet. Benim ilgimi çeken hani o kutluyor, öteki de ona niye kutluyorsun diyor. Hani o benim şimdi hayatların, çok çok haklısın. Yani onun orada o paylaşım yapıp sonrasında gidip bir bağış yapmadığını, gidip orada başka bir şeyler yapmadığını bilemezsin. Biz çadır kentte kalmıştık bir süre. Evimiz hasarlı değildi ama yine de işte sarsıntılar devam ettiği için evlere girmiyorduk. O çadır kentte mesela bir ünlü bir manken gelmişti. Hiç normalde konduramayacağımız şekilde işte yemek dağıtımına katılmıştı. İşte biz de orada konuşup oturup sohbet etmiştik. Yani hiç normalde bu insan böyle bir şey yapar demezsin. O zamanlar tabii sosyal medya yok şimdi. Hani deprem olduğunda ne paylaşım yaptığı bilmiyorum. Ama sonuçta gelip sonrasında böyle destek olunmuştu. Senin de dediğin gibi paylaşmıyorsa da üzülmediği anlamına gelmiyor. Ama sosyal medya çok acımasız bir platform gerçekten. Çünkü yani hiç normalde muhatap olamayacağımız insanlara bir şeyler yazabiliyoruz, yorum yazabiliyoruz. Onlar da bize karşılık verebiliyor. Ulaştığını bilmek ama aynı zamanda da kendimizin sanki ulaşılamaz olduğunu zannetmek
daha acımasızca yorum yapmamıza sebep oluyor. Ama hani oradaki o travma yaşayan insanların gözünden bakıldığında bu biraz rahatsızlık edici bir şey. Ve yani ben doğrudur değildir kendi şahsi fikrim olarak burada paylaştım. Ama o insanların gözünden bakıldığında ne kadar çok paylaşıldığını görürse onlar da kendilerini o kadar iyi hissederler. O kadar güvende hissederler. Evet, yani ben de hakikaten hani kim ne... Lütfen Demet. Gülşah, sana katılıyorum kesinlikle. Yani paylaştıkça acıları şey yapıyoruz, küçültüyoruz, azaltıyoruz ama yani sanki o travmanın içinde olan ya da gerçek yardım yapan insanların bazen bu tarz söylemleri söylemeye vakti bile kalmadığını ama hani bu tarz daha provokatif düşünceleri çaba sarf etmeyen ama diğer taraflara da hani siz de yapmıyorsunuz diye göstermeye çalışan kişiler olduğunu düşünüyorum ve bunların da toplumu bölücü davranışlar olduğunu düşünüyorum. Biraz önce ufak bir bağlantı problemi oldu. Evet. Demet sana hani o arada gittiğini söyleyeceğim. Gülşah şeyi sordum. Yani herkes istediğini yapabilir. Kimisi paylaşabilir, kimisi paylaşmayabilir. Bu kişilerin bileceği şeydir aslında. Benim dikkatimi çeken dedim. Birileri paylaşmıyor, ötekisi ona diyor ki sen niye paylaşmıyorsun veya sen bunu nasıl koyarsın böyle bir acı varken. Şimdi hani ben de baktığım zaman kolektif toplumsal bir acı var, bir yerlerde yaşanıyor. Bu ülkemizde zaten yaşanıyor hani belirli aralıklarla. Zaten fakir bir ülkeyiz biz, yani gördüğümüz acılar var, görmediğimiz acılar var. Yani burada verdiğimiz örnekler var, yani hani kadına şiddet var, cinsel istismar var hani... Bugün sen değinmişsin hatta Demet. Yani hani neler var bu ülkede? İkiniz de çok yakından da çalışıyorsunuz bunlarla. Şimdi hani kolektif bir şey olduğunda tabii ki gönül ister ki hani bir süre hani o acıya nasıl diyeyim bir yer açalım. Eşlik tabii ediyorsunuz. Çok, evet. Eşlik ederim. Bu tabii ki çok güzel bir şey ama şimdi ben sosyal medyaya baktığım zaman Gülşah senin de dediğin gibi burası acımasız ve şey bir yer oldu. Yani şimdi sen istediğini yap. O kişi zamanı belki dikkati başka bir yerde, belki farkında değil, belki kafasını o şekilde dağıtmaya çalışıyor. Biz yani birbirimizi yargılayarak, birbirimizin neyi yapıp neyi yapmadığını bilmeden, sürekli görüntüye bakarak bir şey algılayamayacağımızı da artık hani ne bileyim fark etmeliyiz. Çünkü hani biliyoruz hepimiz oraya mesela çok acı bir şey koyuyor ama akşam partide eğlendiğini biliyorsun mesela o insanın. Yani hani hani içimden böyle hani İngilizce'de come on denir ya, yani hani artık bunları bu çok artık görünür oldu. O yüzden hani birazcık daha ya herkes kendi lütfen işine baksın, ne yapacaksa yapsın ya da yapay hani kimin de Özdemir Asaf'ın mı çok güzel bir sözü vardır veya Ömer Hayyam'ın mı, ya dürüst kaba ol evet dürüst kaba ol der, yani gerçekten eğreti saygılı olma. Bence bu çok önemli bir öğreti ve ben buna çok inanmışımdır. Yani olduğun gibi ol da hani ama olmadığın bir şey gibi olma, yani onu yapma. Çünkü zaten artık ortaya çıkıyor bunlar ve bu daha da kötü oluyor. Yargılamıyoruz. Kendimizi yargılamayı inkar edip bunu karşı tarafa yansıtıyoruz ve o yüzden en acı yargılamayı karşı tarafa yapıyoruz. Aslında hani bir sözümüz var ya, herkes kendi evinin önünü temizlese sokak tertemiz olur diye. Aynen. Yani evimizin önüne bakmamız lazım. Kendimiz bireysel olarak neyi ne kadar yapabiliyorsak, yardımımızı ya da herhangi bir şeyi. Evet. Yani bu. Ya veya duamız, iyi niyetimiz de olabilir. Hani insanın hiçbir gücü yoktur. Dua eder yani. Bütün o da bir niyettir, bir güzelliktir. Kesinlikle. Ben bunlara evet. Çok inanıyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Süremizin sonuna geldiğimiz bu dakikalarda zor bir konuyu konuştuk. Konuş da bitmez bu. Yani 2020 tüm travmalarıyla geldi. Umalım ki bir daha travma yaşamadan 2020'yi bitirelim. 2021'e, 2022'ye böyle travmasız bir şekilde yaşayalım. Ama travma hayatımızın bir gerçeği. Her iki kişiden birisi mutlaka bir travma yaşıyor. Ve %20'si de travma sonrası stres bozukluğu yaşayabiliyor bu travma yaşayan kişilerin. Burada önemli olan... En yakınımızdakine duygularımızı, düşüncelerimizi anlatabilmek, travmayla ilgili deneyimlerimizi anlatabilmek, konuşabilmek, karşımızdaki insanı yargılamadan dinleyebilmek, bunlar kıymetli ve gerektiği zaman da bir uzmandan yardım almadan da çekinmemek lazım. Bu bir hastalık, bunu hepimiz yaşayabiliyoruz, biz
hekimler de travma yaşayıp biz de travma sonrası stres bozukluğu yaşayabiliyoruz ve birbirimizden akran süpervizyonu ya da işte terapi alabiliyoruz. Bununla ilgili farkındalığımızın artmasını aslında ben toplumsal olarak istiyorum. Mutlaka ve mutlaka kendi kendimizi tedavi etmek yerine, bunu inkar etmek yerine, bunu bastırmak yerine gidip bir uzmanla görüşmek toplum sağlığı açısından da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler Demet, katkıların ve sözlerin için. Demet'in de dediği gibi travma var, hayatın bir gerçeği. Umarım başka travmalarımız olmaz diyeceğim ama illa hani bu kadar büyük travmalar olmasına da gerek yok. Kişinin onu travma olarak yorumlaması da yeterli. Hayatındaki herhangi bir üzücü olayı da travma olarak yorumlaması da yeterli. Onu sarsması için, sonrasındaki süreçte zorluklar yaşaması için. Ama şu var, travmada sürecin travma sonrasındaki psikolojik sorunların sürecinin en fazla uzamasına yol açan şeylerden bir tanesi suçluluk duyguları ve pişmanlıklar. O yüzden önlem almak kısmı çok kıymetli. Yani önlemimizi alalım, önlem almamıza rağmen o Japon mantığında olduğu gibi aslında. Önlem almamıza rağmen bir şeyler oluyorsa en azından ben elimden geleni yaptım diyebilelim. Çünkü bu bizim sürecimizi çok rahatlatan bir şey. Ama bunların da çözümü var. Yani sonrasında yaşayacağım bütün psikolojik problemlerin çözümü var. Yeter ki biz hazırlıklı olalım ve böyle bir süreci yaşayabileceğimizle ilgili bilgilerimiz olsun, önlemimizi almış olalım. Sonrasında bir sıkıntı çıkarsa zaten bütün ruh sağlık profesyonelleri bu konularda deneyimler, uzmanlar demek istediği gibi bizim bile bazen ihtiyacımız olabiliyor. Bu aslında utanılacak veya belki de hani etiketlenilecek bir şey de değil. Destek alabiliriz. Bu konuda da kendilerini hep böyle bir değerlendiriyor olsunlar. İhtiyacım varsa gidebilirim diyebiliyor olsunlar. Çok teşekkürler Gülşah. İçten paylaşımların içinde anılarını paylaştığın için de özellikle böyle hassas bir dönemde çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli. Ben teşekkür ederim. Bu kanıtların için teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zor ve hassas bir konuyu tartıştık. Ben sizi dinlediğim zaman tabii birçok farklı yere değindik. Geldiğim nokta bir uzmana mutlaka danışılması gerektiği ve ne duyulacaksa ondan duyulmasının belki yarım saatlik bir seanstan sonra bile çok kıymetli oldu. Bir de benim anladığım eğer bazı travmalar sonrasında hakikaten biz bunu inkar etmeyip değerlendirip uzmanımızla ilerlersek hakikaten içsel olarak ilerleyen dönemlerde daha donanımlı hale geliyoruz ve daha hazırlıklı hale geliyoruz. Aynen önlemimizi almak gibi fiziksel olarak, ruhsal olarak da önlemimizi almış oluyoruz diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Kaybı olan herkese başsağlığı diliyorum, güç ve sabır diliyorum, diliyoruz hep birlikte. Plam olarak Gülşah ve Demet sizin adınıza da zaten söylediniz, eklemek istiyorum. Dualarımız ihtiyacı olan herkesle Allah'a ısmarladık.